Merhaba, ben Bilkent Denetim Danışmanlık Kulübü'nden Begüm. CTS 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün endüstri mühendisliği hakkında sorularınızı cevaplamak ve deneyimlerimizi anlatmak üzere burada toplandık. Yanımda İrem, Ağıt ve Begüm var. Sorulara başlamadan önce dilerseniz sizleri tanıyalım. İrem, istersen senden başla. Tamam. Merhaba herkese. Ben İrem Ünal. Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aslen Bursalıyım. Yurtta kalıyorum Bilkent'te. Böyle. Evet, seni de tanıyalım. Merhaba, ben de Ağıt. Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim ben de. Ailem İzmir'de yaşıyor, ben de yurtta kalıyorum. Bu şekilde. Begüm. Merhaba, ben de Begüm. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ben de Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. O zaman sorularımıza geçelim. Neden bu bölümü ve Bilkent'i seçtiniz? İrem, yine senle başlayalım. Şimdi bölümü tercih ederken benim kafamda biraz daha tabii hani o zaman çok yüksek bir bilinçte de değildim açıkçası. Biraz daha ne olmak istemediğim ya da ne tarz bir mesela hani ders alacağım derslerin ne içerikler barındırmasını istemediğim konusunda kafamda bazı şeyler vardı. Hani bu açıdan düşündüğümde işte bazı şeyleri eleye eleye açıkçası biraz daha endüstri mühendisliğine yönelmiştim. Ve hani araştırdığım zaman hani çok geniş bir çalışma alanının olduğunu görmüştüm. Hani çok farklı sektörlerde, çok farklı alanlarda çalışabildiğimi görmüştüm. Ve endüstri mühendisliğini seçmem bu şekilde olmuştu benim. Bilkent Üniversitesi'ni tercih ederken de zaten hani herhalde biraz araştırma yapıldığında Türkiye'deki en iyi mühendislik bölümlerini düşündüğümüzde en iyi 5-6 üniversite içinde ve daha biraz daha ayrıntılı araştırdığımda mesela akademik kadro açısından gerçekten yurt dışı bağlantılarının çok iyi olduğunu görmüştüm. Birçok hocanın işte mesela yüksek lisansını yurt dışında yaptığı ya da bir şekilde yurt dışıyla bağlantısı olduğunu görmüştüm. O zamanlar işte çok fazla kafamda ileride yurt dışına yönelik planlar vardı. O yüzden bu beni bu açıdan etkilemişti. Böyle yani bölüm ve Bilkent'i tercih edişim benim bu şekildeydi. Anladım. Begüm, sen neden tercih etmiştin? Ben endüstriyi seçerken sayısal öğrencisi olduğumu düşünüyordum tamamen ama sosyal bilimlere, sözel derslere de her zaman bir ilgim vardı. Hani her şeyden bir parça istiyordum aslında. İçinde sözeli de barındırırsın, sayısal da barındırırsın. Ama fiziğe falan ilgim çok fazla değildi hani matematiğin yanında, diğer sayısal derslerin yanında. Hepsini bir araya getirdiğimde de endüstri mühendisliğinin işleniş müfredatı bana daha uygun gelmişti. Bilkent'i seçerken de ben daha çok aslında Ankara'da kalmak istiyordum. Hani önce kendime şehir belirlemiştim. Daha sonra gidebileceğim en iyi okul hangisi diye düşünmüştüm. Aralarında da İrem'in dediği gibi yurt dışını daha çok düşünüyordum. Mezun olduktan sonra yüksek lisans için ya da stajlarımı yapmak için hep yurt dışı planı vardı kafamda. Bunların hepsinin bir araya getirdiğimde de hem daha fazla insana rahat ulaşabileceğim hem de yurt dışı bağlantılarımın çok daha kolay olabileceği seçenek Ankara'da benim için Bilkent'te. Bu yüzden Bilkent ve Endüstri'yi seçtim. Anladım. Evet, senden de alalım. Ben de aslında yani analitik anlamda kendimi hep güçlü hissediyordum. Liseyi Ankara Fen Lisesi'nde okudum ve yani okuduğum okulda insanlar ya tıp okuyorlar ya da mühendislik okuyorlar. Hani o anlamda benim de hani analitik anlamda kendimi güçlü hissettiğimi fark ediyordum. Ve hani mühendislik alanında daha yatkın, daha rahat hissediyordum kendimi. Ama her zaman hani sosyal becerileri yüksek olan bir insanım. Yani insanlarla iletişim kurmak benim için hani her zaman hiçbir zaman zor gelmedi ve hep zevk aldığım bir noktaydı. Hani bunu da fark ettiğim için aslında ikisini kombinleyebileceğim bir bölüm olarak endüstri mühendisliğini düşündüm. Ve Bilkent seçerken aslında yine İrem ve Begüm'ünkine benziyor bence. Ya ben de biraz daha global anlamda anlamı olduğu, değeri olduğunu bildiğim için Bilkent'i tercih ettim. Yani zaten yazdığım 3-5 tane okul vardı. Onlardan biri de Bilkent'ti. Anladım. O zaman ikinci sorumuzla devam edelim. Endüstri mühendisi seçecek olan arkadaşlar nelere dikkat etmeli? Begüm, sen cevapla istersen bunu. Şöyle başlayabilirim. Kesinlikle insanlarla iletişim kurmayı sevmeliler bence. Ve çünkü bizde sürekli şöyle bir şey var. Bir proje hazırlıyoruz. Bunun her zaman bir sunum aşaması oluyor. Ya da insanlarla iletişimde kalıp bir şeyleri tartışmamız, ortak bir fikirde buluşmamız gerekiyor. Hani sadece evet ben sayısalı seviyorum, evet ben analitik bir insanım diyenler bunu tercih etmemeli. Çünkü biz
neredeyse %50-50 paylaşıyoruz insanlarla iletişimimiz ve analitik tarafımız olarak. Diğer bir kısımda bence İngilizceleri çok iyi olmalı ya da belli bir seviyeye gelmiş olmalılar. Çünkü şöyle bir şey var, kaynak araştırırken genellikle hep yabancı kaynakları kullanıyoruz. Yani Türkiye'de evet endüstri mühendisliği şu anda çok yükseldi ama hala belli bir seviyeye ulaşamadı. Bu yüzden hani yurt dışından kullanılan kaynaklar daha fazla. Bu iki şey bence önemli herkes için. Evet, teşekkürler. Diğer sorum, hangi dersleri alıyorsunuz bölümde ve derslerin kısaca içeriklerini ve sizin zorlandığınız kısımları anlatabilir misiniz İrem? Şimdi biz ilk senelerde, özellikle ilk iki senede daha çok ağırlıklı matematik içeren ve daha böyle ortak tüm mühendisliklerin ya da okulun tüm okulun ortak aldığı dersleri alıyoruz. Biraz daha üçüncü sınıftan itibaren bölüme yoğunlaşıyoruz. Mesela son sınıfta da zaten ağırlıklı olarak bizim seçmeli derslerimiz oluyor. Zorunlu derslerimizde dediğim gibi çok matematik ağırlıklı derslerimiz oluyor. Örneğin stokastik modeller ve benzeri gibi. Yani işte gerçekten çok ağır matematik kullandıklarımızın yanında Begüm'ün de ve Atın da bahsettiği gibi aslında sözel derslerimiz de var. Örneğin işte production planning diye bir dersimiz oluyor. Biraz daha gerçekten bir iş yerinde, bir fabrikada sistem nasıl yürüyor? Bunu biraz daha hani sözel olarak gördüğümüz, sistemleri tanıdığımız ya da örneğin ikinci sınıfta aldığımız bir ders vardı. Proseslerin yani işte bir ürünün örneğin uğradığı steps, adım adım işlemleri gördüğümüz bir dersimiz de vardı. Yani matematiği kullandığımız derslerin yanında gerçekten ileride kariyerimizde, iş hayatımızda karşımıza çıkacak direkt birebir yani göreceğimiz, uğraşacağımız şeyleri de görüyoruz. Benim zorlandığım kısım yani şöyle, ben hani mesela çok karmaşık matematik kısımlarında kendi adıma zorlanıyordum. Biraz daha sözel derslerde mesela daha iyiyim kendi adıma. Onun dışında ilk girdiğimde tabii tamamen İngilizce olması, yani ilk birkaç ay zorlamıştı. Daha sonra tabii buna adapte olmuştum. Hani zorladığı kısımları olarak bunu söyleyebilirim. Böyle benim söyleyeceklerim. Varsa kızdan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Senin zorlandığın bir şey olmuş muydu? Yok, hayır. Yani İrem biraz daha bölüm derslerinden bahsetti. Hani bölüm dersleri İrem'in dediği gibi tamamen, yani eksiksiz ben de katılıyorum ona. Ya benim aslında hani zorlandığım bölüm dersleri olmuyor genelde ama okul sadece bize bölümümüzle ilgili dersler vermiyor aslında. Yani böyle humanity gibi ya da İngilizcenin belli dalları gibi ekstra derslerimiz de oluyor. Ben genelde o derslerde zorlanıyorum. Özellikle humanity de başımın belası gibi bir şeydi. İnsanlar genelde seviyorlar ama benim çok ilgimi çekmiyor. Biraz daha hani bu eski zamanlarla ilgili oluyor. Daha hani tarih bazında diyebiliriz aslında. Hani insanlığın tarihini işlediğimiz dersler aslında. Hani o tarz derslerden genelde pek hoşlanmamışımdır zaten. Üniversitede de zorlanıyorum diyebiliriz. Bu bölümü Bilkent'te okumanın avantajları neler? Bir de öğrencilerde akademik hayatın yanında nasıl fırsatlar sunuyor Begüm? Senin düşüncelerin neler? Şöyle başlayabilirim öncelikle. Bilkent'te okumanın avantajı, Bilkent hepimiz aslında sıkıştırılmış programın nasıl ilerletilebileceğini ya da günlük hayatımızı nasıl planlayabileceğimizi öğretiyor. Çünkü sürekli bir yapmamız gereken bir proje, bir ödev, bir quiz ya da bir sınav var ve bunları kendimize göre planlamamız gerekiyor. Okul bize hani ben size aralıklarla bunu verdim, siz rahat rahat çalışın gibi bir ortam sağlamıyor. Bunun yerine iş hayatında da karşılaşabileceğimiz bir şekilde siz bunu ben size veriyorum ve bunu siz planlamalısınız tarzında yaklaşıyor. Diğer bir açıdan bakarsak Bilkent'te ben özellikle akademik kadroyu gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü sadece bir alana yoğunlaşmış bir akademik kadromuz yok. Üretim aşamasında mesela makine mühendisliğinden bir hocamız ders vermişti ve gerçekten o taraftan ders almamız bana üretim stajında büyük bir fayda sağladı. Bahar hocamız vardı, örnek vermem gerekirse. Lojistik anlamında uzmanlaşmış biri ve gerçekten normal onun tecrübelerinden faydalandığımızda çok fazla şey öğrenebiliyoruz. Diğer bir açıdan Bilkent dediğim gibi her zaman İngilizce açısından çok önde götüren bir okul. İsteseniz de istemeseniz de kendinizi bir seviyeye getirmeniz gerekiyor çünkü. Yoksa hiçbir şekilde başarılı olamıyorsunuz İngilizceniz eksik olduğunda. Kendinizi tamamlamanız ve geliştirmeniz gerekiyor. Çevrenizdeki insanlar da çünkü sürekli aslında sizinle yarış içinde. Hani rahat bir çevreniz olmadığı için siz de onlara ayak uydurmak istiyorsunuz ve bir şekilde kendinizi bırakamıyorsunuz ve onlarla birlikte daha çok çalışmaya başlıyorsunuz. Teşekkürler.
Diğer soruma geçeyim. İrem, bu sorum sana. Erasmus'a başvurmuştun sen bununla ilgili. Endüstri Mühendisliği'nin ve Bilkent Üniversitesi'nin yurt dışı olanakları nelerdir? Erasmus imkanlarından biraz bahsedebilir misin deneyimlerinden? Ben başvurmuştum. Çıktı bana. Paris çıkmıştı. Ama daha sonrasında hani kendim kişisel sebeplerden dolayı iptal etmiştim. Zaten sonra korona dönemine denk geldi. Yani gerçekten iyi ki dedim hani onu olmamış. Ama tabii normal bir döneme denk gelip giden arkadaşlarım, duyduklarım hep çok güzel bir dönem geçiriyorlar. Endüstri mühendisliği için okuldaki diğer bölümlerle kıyaslandığında biraz bizde bir tık daha sınırlı üniversite ve giden kişi sayısı. Yani çok daha fazla kişinin gidebildiği bölümler var. Ama tabii hani bunlar, bunun sebebini tam bilmiyorum. Hani mesela biz bir öğrenci işleriyle bunu konuşmuştuk Erasmus ofisiyle. Hani onlar da okullar arası bağlantılardan dolayı olduğunu söylemişlerdi. Ama tabii yine de yani ortalama Ağıt da en son başvurdu ama 15 kişi falan 15 kişiye falan çıkıyor sanırım. Bunlardan da iptal edenler de oluyor tabii. Yani işte Fransa, Paris, Viyana buralarda üniversitelere gidilebiliyor. Buna bakılırken de siz başvurduğunuzda sizin ortalamanız ve İngilizce 101 ve 102 derslerimiz var. Bunların yarı yarıya ağırlıkları alınarak sizin Erasmus'a başvurduğunuzda puanınız çıkıyor. Buna göre sıralınız belli oluyor ve başvurduğunuz üniversitelere kabul edilip edilmediğiniz buna göre oluyor. Bu şekilde yani dil konusunda da hatta o bizde biraz şey olmuştu. Mesela Paris'e ben başvuracağım zaman Erasmus ofisindeki görevli kişi bana Fransızca bilmem gerektiğini söylemişti. Sonra bölüm danışmanıma sorduğumda hani öyle bir gereklilik olmadığını söylemişti. Bir karışıklık oluyor. Genelde gidilecek ülkenin için hani o ülkenin dili istenmiyor ama istenen mesela İspanya'da galiba bir okul istiyormuş. Hani bazı nadiren birkaç okul istiyor ama genel olarak İngilizce yeterliliğiniz önemli oluyor. Bu şekilde Erasmus'la alakalı. Anladım. Bir de çok merak edilen bir soru var. Yani bunu genel soruyorum aslında hepinize. Hani kim biliyorsa diploma yurt dışında da geçerli mi diye soruyorlar. Hani mezun olduktan sonra falan iş bulmak açısından. Biliyor musunuz? Geçerli. Ya. Bu diplomanın geçerli olması gibi bir durum değil. Sen diploman var, bir yere başvuracaksan işte okuduğun okulu yazıyorsun, işte yaptığın stajlarını yazıyorsun ve belli bir CV ile bir yere başvuruyorsun aslında. Eğer o insanlar Bilkent'i biliyorlarsa bu diploma tabii ki de geçerli. Yani, ama buradaki nokta Bilkent'i bilip bilmemeleri bence. Yani diplomanın geçerli olup olmaması değil. Ama Bilkent yani tabii ne derecedir bilmiyorum ama benim çevremde mesela işte örneğin atıyorum babamın arkadaşlarından falan bunun konusu geçmişti. Bilkent gerçekten yani yurt dışındaki bilinirlik olarak hani mesela bazen sıralamada daha altta çıkabiliyor atıyorum birkaç okula göre. Ama yurt dışına bilinirlik olarak gerçekten Bilkent'in hani belki de şu an en Türkiye'deki ilk üniversite olduğunu söyleniyor. Yani hakikaten Türkiye'de bence hani yurt dışında bilinirlik açısından Bilkent'in bayağı iyi bir yeri var. Ama tabii yine de hani yeterli midir? Yine de belki daha iyi yerlere gelmesi gerekiyor Türkiye'deki üniversitelerin ama Bilkent'in o açıdan gerçekten iyi yani. Yurt dışı düşünen insanların bence kesinlikle Bilkent. Mesela ben kendim İTÜ, ODTÜ ve Bilkent arasında kalmıştım. O açıdan yurt dışı olanakları gerçekten kararımı o zaman çok etkilemişti yani. Evet, gerçekten iyi. Diğer sorumuz, Bilkent Üniversitesi iş ve staj garantisi veriyor mu? Staj yaptınız ve staj bulmakta zorlandınız mı? Ağıt, senle başlayalım. Staj yaptım ben. Yani İrem ve Begüm de yaptı. Zaten zorunlu stajlarımız oluyor her yıl. Yani o zorunlu stajlar yüzünden ders alır gibi aslında staj yapıyor olmamız gerekiyor. Ama benim yanlış bilmiyorsam benim bildiğim kadarıyla okul stajyeri ayarlamıyor. Hatta staj toplantısında da bunu belirtiyorlar. Biz stajyeri ayarlamıyoruz. Stajlarını kendiniz bulmanız gerekiyor diye. Ama genel olarak hani bu korona döneminde biraz hani sıkıntı yaşayanlar olduğunu duydum ama mesela geçen yılı düşünüyorum tüm arkadaşlarım öyle ya da böyle bir şekilde stajyeri bulmuşlardı. Zaten Bilkent öğrencisi oldukları için aslında bir noktada hani onlar da staj için aranan insanlar, aranan öğrenciler oluyorlar. O yüzden hani okul bunu sağlamıyor olsa da bence hani öğrenciler kendileri bulmakta normal zamanlarda diyeyim çok fazla zorlanmıyorlar. Ben de hani staj yaptım, şu anda bir yerde yapmaya devam ediyorum. Yani o yüzden dediğim gibi biraz da hani sizin başvurunuzla ilerliyor süreçler. Anladım. Ben küçük bir şey
Ha pardon, Begüm mü? Tabii ki. Tamam. Sen söyle, söyle hiç fark etmez. Sen başla, ben bitireyim. Alat'ın dediği gibi hani okul genel anlamda yardımcı olmuyor ama mesela benim bir iki arkadaşım vardı duyduğum. Hocalarla birebir iletişime geçip mesela hocalar onlara staj bulmaları konusunda yardımcı olmuş. Üretim stajı biraz bizde. İkinci sınıfları kabul eden böyle çok hani bazen hı-hı, ikinci sınıfları kabul etmekte çok şey yapmıyorlar, yanaşmıyorlar. Mesela üretim stajını bulamayan bir arkadaşım vardı. Ve hani baktığınız zaman ortalaması falan da bayağı yüksek. Ama işte ikinci sınıf üretim bulamamış o an kalmış. Bir hocamızla iletişime geçmiş. O mesela onu ayarlamıştı. Hani bu tip böyle kendiniz yine tabii çabalarsanız olabilir. Bir de okul şey atıyor bazen, hani çok fazla değil tabii ama staj olanakları olduğunda bize maille bilgilendirme yapıyor. Hani oralar bir fırsat olabiliyor. Bu korona döneminde de mesela okul bize bilgilendirme birkaç yere atmıştı. Öyle ama tabii genel olarak Atın dediği gibi kendi kişisel olarak başvuruyorsunuz ve buluyorsunuz. Benim bildiğim de kendi içinde Metexan'da falan staj olanağı sağlıyor ama çok az kişiye veriyor. Hani İrem'in dediği gibi gerçekten bulamamış olanlar ya da bir şekilde işi ters gitmiş olan kişilere sağlamaya çalışıyorlar. Hani zor durumda kaldığınızda İrem'in dediği gibi hocalar da yardım ediyor diye biliyorum ama. Anladım. O zaman son sorumuza geçelim. Endüstri mühendisliğinin iş imkanları nelerdir? Mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışıyorsunuz? İrem, bu sefer senle başlayalım istersen. Tamam. Şimdi gerçekten geniş bir alan öncelikle. Çünkü yani temel bir mühendislik, atıyorum makine mühendisi gibi değiliz biz. Yani belli spesifik bir alanla böyle şey yapmıyoruz, odaklanmıyoruz. Derslerimizin içeriği de bu şekilde. İşte satış departmanından tutun, üretim, direkt üretim mühendisi olarak ya da atıyorum bir üretim firmasında üretim mühendisi olarak çalışabileceğiniz gibi orada direkt bir endüstri mühendisi takımı oluyor mesela bazı şirketlerin. Benim staj yaptığım yerde vardı. Direkt işte bu sistemlerin iyileştirmesine yönelik aslında direkt bizim akademik olarak gördüğümüz şeyi birebir uygulama imkanı da bulabiliyoruz. Onu gözlemlemiştim. Ama dediğim gibi yani pazarlamadan tutun. Hani çok farklı yönlere gidebiliyoruz. Bu da bizim elimizde tabii ki. Ya da işte yazılım mesela son zamanlarda endüstri mühendisleri arasında da çok popüler hale geldi. Çünkü hani genel olarak zaten dünyada böyle. Mesela bilgisayar mühendisliğinde çok popüler hale geldi. Endüstri mühendisliği okuyup da yine bu alana yönelen de çok insan oluyor. Yani endüstri mühendisleri dediğim gibi birçok alanda çalışıyorlar. Hani genel iş tanımı zaten klasiktir, böyle net bir şey hakikaten söyleyemiyoruz. Ama ona da klasik çok bir şey vardır. Yani temel bence hani belki bizim gördüğümüz şey ne olabilir? Hani gerçekten sistemlerin, hani bu bir işte bir üretim hattı da olabilir. İş gücü insanların da daha verimli çalışması olabilir. Hep optimizasyona yönelik aslında. Hani belki temel bizim söyleyeceğimiz cümle bu olabilir. Ama dediğim gibi hani gerçek hayata baktığımızda çok farklı alanlarda çalıştıklarını görüyoruz. Öyle. Sizin ekleyecek bir şeyiniz var mı Ağıt? Yok, hayır. Ağıt sen eklersin bunu. Sen bunu eklersin Ağıt. Yani şöyle, ne iş yani, İrem'in hani dediği çoğu şeye katılıyorum çünkü gerçekten her yerde her alanda çalışabiliyoruz yani. Evet. Hani sektör olarak da yani bilişim sektöründe de çalışabiliyoruz, evet. Pazarlamada da, FMCG'de de yani hani sektör bazında da, departman bazında da daha doğrusu hani pek çok alanda çalışabiliyoruz. Ama hani yaptığımız iş ne gibi düşündüğümüzde biraz daha, yani mesela bir telefonun üretimini göz önünde bulundurursak aslında hani telefonun bir yazılımı vardır. Onun bir iç tarafta bir yazılımının hazırlanması, kodlanması vardır. Bununla bilgisayar mühendisi ilgileniyor. Mesela o telefonun aslında elektrik düzeneklerinin kurulmasıyla elektrik mühendisi ilgileniyor. Bu telefonun üreteceği hatlardaki o makinelerin işleviyle ve verimliliğiyle makine mühendisi ilgileniyor. Ve bu tüm sürecin aslında yönetilmesiyle de endüstri mühendisi ilgileniyor diyebiliriz. Yani aslında bizim bir yazılımcı kadar yazılım bilgisine, elektrikçi kadar elektrik bilgisine, makineci kadar da makinesel bilgilere sahip oluyor olmamız gerekiyor. Yani aslında bu yüzden her işi yapıyor diyorlar. Hani hepsini kombinleyip bir sürecin iyileştirilmesi üzerine çalışıyoruz bence. Anladım. Çok teşekkür ederim hepinize. Benim sorularım bitti. Genel olarak eklemek istediğiniz tavsiyeleriniz var mı son olarak? Yani ben şey söyleyebilirim, hani genel bizim bölümden de evet, biraz bağımsız olarak. Şimdi yeni girişli arkadaşlar belki çoktan tercih yaptılar, işte yarın öbür gün açıklanacak. Hani Bilkent'te yani genel olarak öğrencilik hayatı için söyleyebileceğim, bence kızlar da kesin katılıyordur. Çünkü hepimiz hani bu kulüp etkin, aktif olarak sen de, hani dördümüz de aktif olarak bir en az bir öğrenci kulübünde yer aldık.
Yani öğrenci kulüplerine hakikaten bence katılmak, mesela kariyer anlamında da biz denetime danışmanlık kulübüyüz. Gerçekten de benim endüstri mühendisliği okuyan biri olarak bu kulübe gelene kadar denetim ve danışmanlık sektörleri hakkında çok ayrıntılı bir bilgim yoktu. Yani sadece kulak dolgunluğu olarak belki duymuştum. Ama işte bu kulübün içinde olunca hakikaten bir kariyer kulübü. Yani işte düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde vesaire gerçekten de bu sektörleri çok iyi tanıma fırsatım oldu. Hatta işte mesela Deloitte sallıyorum şu an bir denetim danışmanlık şirketi. Mesela ileride işte çok çalışmak istediğim bir yer şu an. Bu kulüp sayesinde tanıma fırsatım oldu aslında. Yani hem kariyer anlamında hem de tabii ki işte sosyal çevre, yeni girdiğiniz ortama alışma açısından ben öğrenci kulüplerinde aktif olarak yer almalarını tavsiye ederim. Özellikle ilk yıl. Zaten hani birçok yere katılınıyor ilk yıl. Her yerin toplantısına gidiliyor ama sonra bir iki yerde hani iki üç yerde maksimum devamlı kalıyorsunuz. Böyle bunu söyleyebilirim tavsiye olarak. Ben de şöyle diyeyim. Okula geldikten sonra sadece akademik hayatta bir şeyler yapmaya çalışmasınlar bence. Çünkü zaten mezun olduktan sonra tamamen hayatınız neredeyse %75'i iş olacak. Ama üniversite döneminizde hem sosyal hayatımızı canlı tutmalıyız hem de akademik hayatı bununla birlikte bence takviye etmeliyiz. O yüzden kulüplerde ya en azından çok aktif bulunmasalar bile girip farklı insanlar tanımalı, farklı kişilerle iletişime girmeliler. Çünkü üniversiteye gittiğimizde hani belki çevremizden lisede 10 tip insan tanıyorsak üniversitede bu gerçekten 100 tip insana kadar çıkıyor ve herkesin iletişim becerilerini arttırıyor bence kulüpçülük. Evet, gerçekten öyle. O zaman ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa çok teşekkür ederim. Son bir şey ekleyeyim mi? Tabii ki. Bu biraz bizim bölümde okuyacak arkadaşlarla da alakalı. Ben gerçekten bunu işte staj aslında yapa yapa yani iyice fark ettim, iyice anladım. Gerçekten hani artık zaten klasik bir söz ama hakikaten öyle. Artık İngilizce de yetmiyor. Hani gerçekten üçüncü bir dil aranıyor. Mesela ben kendim hani Almanca hepimizin bildiği tek tip işte ilkokuldan ismimi söylüyordum falan. O seviyedeydim. Hani mesela okulda Bilkent'te 3 dönem aldım Almanca dersi ve gerçekten geliştirdi beni. Hani bizim okulla alakalı tavsiye edebileceğim bence özellikle ilk seneler falan daha rahatken yabancı bir dil seçip bir 3 dönem hatta hani programınıza uyarsa 4 dönem falan alırsanız okulun dil derslerinin ben gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bölümde seçmeli de saydıramıyoruz. Additional olarak alıyoruz ama ben yine de almıştım ve hani iyi ki almışım diyorum. Hani bizim bölümde de bir mühendis olarak da çünkü bu ekstra önemli. Ayırt edici bir şey gerekiyor bir yere girerken ve artık İngilizce de yetmiyor bu ayırt edici özellik olarak. O yüzden ben hani tavsiye olarak gerçekten bu yabancı dil derslerini söyleyebilirim. Bence mesela Almanca hani çünkü mühendislik hani sektör olarak düşündüğümüzde en ağır basan dillerden biri. Ama tabii başka bir dil de olabilir. Hani üçüncü bir dil size çok gerçekten fark yaratıyor yani artık. Onu söylemek istedim bir de. Çok teşekkür ederim ben hepinize tekrardan. İnşallah bunu izleyen arkadaşlarımıza yardımcı olmuşuzdur. İnşallah. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz.